Merhaba gençler, hoş geldiniz. Bu dersimizde hücre zarı ve madde geçişleri konusunu ele alacağız. Ama öncesinde bilimsel çalışma yöntemlerinden de biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. O zaman başlayalım. Bilimsel çalışma yöntemleri nelerdir? Tabi buna hemen pat diye geçmeyelim isterseniz. Önce bir bilim nedir, bilimsel bilgi nedir? Bunları ele alalım çünkü bunları bilmezsek bilimsel çalışma yöntemlerinin neden, niçin yapıldığını pek anlamış sayılmayız. Şimdi gençler, bilim doğru düşünme, doğruyu ve bilgiyi araştırma, bilimsel metotları kullanarak sistematik bilgi edinme ve bu bilgiyi düzenleme sürecidir diyeceğiz. Yani arkadaşlar aslında bilim bir süreç. Yani insanlığın doğduğu andan itibaren muhtemelen insanlığın sonuna kadar bu süreç devam edecek arkadaşlar. Peki bu süreçte neler oluyor bir tekrar söyleyelim. Bakın doğru düşünme, doğruyu ve bilgiyi araştırma ve bilimsel metotları kullanarak sistematik bir şekilde bu elde ettiğiniz bilgiyi düzenleme süreci arkadaşlar. Bakın burada bilimsel metotlar demiş. İşte bunları değineceğiz. Tabi bundan önce bilimin bir takım özellikleri var. Bilimsel bilginin özellikleri var. Ve bazı ilkeler var. Bunlardan söz edelim. Şimdi bilim olgusaldır diyor. Yani ne demek arkadaşlar bu? Ben o bilgiyi elde edeceğim olayları, vakaları sınayabilmeliyim. Gözlemleyebilmeliyim. Yani onlardan nitel veya nicel bir şekilde gözlem yapıp veri alabilmeliyim arkadaşlar. Ya işte benim bir anda aklıma geldi öyle bilgi. Bu bilgi değildir. Tamam mı? Ben yani olaylardan veriler elde etmeliyim. O verileri sınamalıyım, gözlem yapmalıyım ve bunların sonucunda ne yapacağım? O bilgiyi düzenleyebilmeliyim. Arkadaşlar bir ikinci özelliğimiz bilim objektiftir. Yani veriler nesneldir arkadaşlar. Elde edilen sonuçlar kişiden kişiye farklı olabilir. Ben mesela A problemine B çözümünü bulurum. Bir başkası C çözümünü bulabilir. Aynı bilgilerle. Demek istediğim, yani e, bilim aslında tam bir kesinlik, işte ya bunun sonucu budur, bitti, konu kapandı değil. Bana göre sonuç olur. Bir başkası aynı şekilde farklı bir sonuca ulaşabilir. Pardon, aynı sonuca farklı şekilde ulaşabilir arkadaşlar. Evet, bilimsel bilgiler güvenilirdir. Neden güvenilirdir? Çünkü öyle pat diye yumurtadan çıkar gibi çıkmıyor arkadaşlar. Belli süreçleri kapsıyor. Belli aşamalardan geçiyor. Bir başka özelliğimiz genelleyicidir. Arkadaşlar bilimsel bir bilgi evrenin neresinde olursanız olun geçerlidir. Genel yani belli geçerliliğe ulaşmış bilimsel bir bilgi veya bilim geçerlidir arkadaşlar. Yani şöyle bir örnek verecek olursak Newton'un mesela hareket yasaları veya işte yer çekimi kanunu gibi yasalar arkadaşlar evrenin neresine giderseniz gidin o kanun sizin için orada geçerlidir. Dünyada bir yer çekimine maruz kalırsınız, Ay'da bir yer çekimine maruz kalırsınız, Güneş'te vesaire her yerde yani üzerinize etkeden cisme etkeden bir yer çekimi var. Son özelliğimiz işe mantıksaldır. Evet arkadaşlar bilim mantıklıdır yani. Yani öyle tutup da somut bir delil yokken, somut bir şeyler yokken gayri böyle nasıl diyelim hani o hayali olaylara bilim çok sıcak bakmaz. Yani bilim diyor ki benim elimle tuttuğum gözümle gördüğüm kardeşim diyor. Evet şimdi gelelim bilimin ilkeleri. Arkadaşlar çeşitlilik ilkesi yani bilimsel çalışmalar bireylerin veya toplumların tekerinde olmayıp tüm insanlığa açıktır. Yani işte o bilgiyi sadece bende var işte bunu benden başka kimse yapamaz değil. Bu dünyadaki tüm toplumlara tüm insanlığa açık bir olaydır. Her türlü çeşitli bilgi ne yapılabilir? Bu insanlara sunulur denemeleri için. Ee, bir açık kapı bırakılır. Sürekliliğe baktığımızda gençler, şimdi zaten süreklidir diyeceğiz. Tanımında da bu vardı hatırlarsanız. Bilim bir süreç. Yani bu süreçte arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ee, i̇şte ben bunu yaptım tamam bitti değil. O bilginin üzerine yeni gelen bilgilerle katıla katıla arkadaşlar zaten teknoloji şu anda bu aşamaya geldi diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bilimsel bilgi üretme süreci insanlığın varoluşundan bu yana hiçbir zaman ne yapmayacak durmadan devam edecek. Muhtemelen yok oluşuna kadar da devam edecek. Evet, yeniliğe gelelim. Zaten bu bir önceki bunu destekliyor arkadaşlar. Çünkü e, her yeni bilginin üzerine daha yenileri ekleniyor. Yani bugün bile baktığımız zaman işte en basitinden bir telefon alıyorsunuz seneye yenisi çıkıyor. ...ondan sonraki seneye bir üst modeli çıkacak. Yani bu hep böyledir. Yani hep elde ettiğimiz verilerin üzerine bir şeyler kata kata yeni veriler ne yapıyoruz? Yeni bilgiler oluşturuyoruz. Ve ayıklama ilkesi arkadaşlar bu bence içlerinde en önemlisi ve şu anda kimsenin yapmaya üşendiği bir durum. Yanlış bilgiyi doğru bilgilerden ayıklamak. Yani özellikle siz gençlerimiz için bu çok önemli... Her duyduğunuz, her gördüğünüz şeye ne yapmayacaksınız? İnanmayacaksınız. Doğrusunu araştıracaksınız veya doğruysa doğruluğunu, yanlışsa yanlışlığını araştıracaksınız. Evet. Geçelim arkadaşlar. Bilimsel araştırma yöntemleri neler? Şimdi arkadaşlar, bilimsel araştırma süreçleri en başında bizim bir elde ettiğin yani bir problemimizin olması lazım. Yani ben durduk yere hadi dur ben bir bilimsel araştırma yapayım değil. Bir problemi önce net ve doğru bir şekilde belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi o zaman yapacağımız ilk iş ne? Problemi doğru ve net biçimde belirlemek. Evet, problem belirlendi. Peki daha sonra ne yapacağım? Buradan da arkadaşlar gözlemler yapıp veriler toplayacağım. Şimdi <laughs> baktığımızda gençler işte ben bir A problemim var. Bu problem niçin kaynaklandı? Bana sıkıntıları neler? İleride beni nasıl etkileyecek? Veya insanlığı nasıl etkileyecek? Vesaire bu gibi sorular sorarak gözlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Gözlem yapmayı da şöyle e, diyebiliriz nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayırıyoruz arkadaşlar nicel nitel veriler veya nitel gözlemler duyu organlarımızla yaptığımız gözlemler sonucu elde ettiğimiz verilerdir arkadaşlar tamam mı evet yani göz kulak burun vesaire gibi işte e, zebraların üzerinde işte çizgiler var. Veya işte çıta, panter, kaplan gibi hayvanların işte kürkleri benekli, siyah benekli gibi. Nicel verilere geldiğimizde, nicel gözleme geldiğimizde, nicel gözlemde arkadaşlar çeşitli alet, araç gereç daha doğrusu. Evet, araç gereç desek daha doğru olur. Evet, araç gereç kullanarak elde ettiğimiz verilerdir. Veya araç gereç kullanarak yaptığımız gözlemlerdir. İşte örneğin hava sıcaklığı, işte bugünkü hava sıcaklığı 33 derece olsun mesela. Yani bunu termometreyle ölçüp ne yapmışız o bilgiye ulaşmışız. Yani ya bugün hava aşağı yukarı işte 33 derece. Nereden biliyorsun? E, öyle hissettim. Yani öyle değil arkadaşlar. Nicel veriler veya nicel gözlemde mutlaka bir araç gereç olması lazım. Evet, gözlem yapmakta, gözlem yaparken arkadaşlar elde ettiğimiz bilgilere biz veri diyoruz. Tamam mı? Yani şurası gözlemler olmayacak, orası e, bilgi olacak arkadaşlar. Onu yanlış yazmışım. Evet, yani herhangi bir problemi veya işte problemi çözmek amacıyla yapılan gözlemlere, gözlemlerde elde ettiğimiz biz bilgiye veri diyoruz. Arkadaşlar problemi belirledim, gözlemlerimi yaptım. Şimdi yapılan bu gözlemler ve veriler kullanılarak ben probleme karşı bir çözüm önerisi oluşturuyorum. İşte yaptığım bu çözüm önerisine hipotez diyoruz arkadaşlar. Hipotez problemin çözümüne yönelik bir ortaya sunulan bir öneridir aslında. İşte ya bu A problemi var. Şöyle şöyle yaparsan problemden kurtulabiliriz. Mesela bu bir hipotez diyebiliriz arkadaşlar. Tabi iş burada bitiyor mu? Bitmiyor. Hipotezi benim denemem lazım. Ha gerçekten öyle mi? Dur bir ben bunu bir deneyeyim. Dediğimizde tabi hipotezi desteklemek lazım. Neyle? Somut elle tutulur delillerle destekleyebilmeliyiz. E haliyle bu amaçla çeşitli deneyler düzenliyoruz arkadaşlar. Yani en basitinden telefonun açılmıyor. İşte baktın, kurcaladın, sağını solunu düğmesine bastın, işte ekrana dokundun falan hiç açılmadı. E ne diyorum? Ya tamam acaba pili mi bitti? Bataryası mı bitti? Şimdi eğer problem buysa, gözlem yaptın, işte bastın, şey yaptın olmadı ee, diyeceksin ki acaba şarjı mı bitti? Yani önerine şarja takarsam sorun ortadan kalkacak vesaire vesaire bakın burada bir öneri de bulunduk. Şimdi bilimsel araştırma yöntemlerinde bilimsel e, bir problemin çözümünü araştırdığımızda hipotezi öneri olarak sunuyoruz. Bu sunumu da arkadaşlar ne yapıyoruz gençler? Kontrollü deneyler yaparak hipotezi test ediyoruz. İşte bu test yaptığımız deneylerde verilerin toplandığı, işte deneyin gerçekleştiği kısım deney ortamı diyeceğiz. Bu amaçla arkadaşlar elde ettiğimiz verileri e, deneye tuttuk. Diyelim işte deneyimizi yaptık. Bitti. Sonuçlar çıktı. E, e, sonuç doğru mu değil mi? Buna nereden karar vereceğim? İşte burada arkadaşlar kontrol grubu ve deney grubu diye iki grup var. Burada bunlar devreye giriyor. Yani aslında ben etkisini araştırdığım e, deneye deney grubu diyorum. Yani gruba deney grubu diyorum. Deney grubunda oluşabilecek sonuçları karşılaştırmak üzere yaptığım ikinci gruba da aynı şartlar sağlanmalı arkadaşlar. İkinci gruba da kontrol grubu diyorum. Yani telefon örneğine dönecek olursak, işte şarjı olan bir telefonla ben ne demiştim şarjı bitmiş diye hipotezimi öyle kurmuştum. İşte bakıyorum şarja takıyorum, şarjı dolduğu zaman, işte bir süre bekliyorum. işte 3 saat 5 saat neyse. Ee, karşılaştırma yapıyorum ve bakıyorum ki gerçekten ha açıldı mı basıyorum düğmeye. işte açıldı ha bakıyorum evet. Yani şarjı olan bir telefonla aynı tepkileri veriyor. Ha, olmuştur. Veya açılmamıştır. Ha ama ben şarj ettim. Bak şarj ettim ama şarjı olan telefon açık duruyor. Basıyorsun aktif vesaire. İşte burada kontrol grubu, deney grubu arkadaşlar deneyde aldığımız sonuçları karşılaştırmak için oluşturuluyor diyeceğiz. Evet şimdi peki deney yapıyorum. Deneyde ben neyi araştırıyorum arkadaşlar? Yani tüm bileşenler vardır işte gözlemler vardır. Siz verilerinizi ortaya döktünüz araştırıyorsunuz. Arkadaşlar deneyde etkisi araştırılan değişkene biz bağımsız değişken diyoruz. Bağımsız değişkenin Değişmesine bağlı olarak deneyde e, değişen diğer etkene de bağımlı değişken diyoruz. Bunu da şöyle başka bir örnekle açıklayayım. Örneğin bitkilerde ışık renginin bitki büyümesine etkisini araştırıyor bir bilim insanımız. İşte mavi ışıkta bitkimiz boyu e, bu kadar olsun, tamam mı? Şöyle saksı koyalım. Aynı şekilde aynı bitki, aynı saksı, aynı mineraller vesaire. Tamam mı? Ee, buna da şu kısım şöyle. Hmm. Tamam. Bu da sarı ışık olsun. Şimdi baktığımız zaman ben ne yapıyorum? Işık renginin bitkinin büyümesine etkisini araştırıyorum. Mavi ışığa tuttum böyle boyu bu kadar kaldı. Sarı ışığa tuttum işte bakın buna göre artmış. İşte arkadaşlar burada benim bağımsız değişkenim ne? Işığın rengi. Bağımlı değişkenim ne? boyunun uzamaz. Yani benim etkisini araştırdığım gene değişkene göre e, bağımlı olan, yani o değişkene bağlı olarak değişen kim bitkinin boyunun uzaması. Bu da bağımlı değişken oluyor. Evet, şimdi deneyimi yaptım, her şey bitti, sonuçlara bir baktım ki deneyimin sonuçları hipotezimi desteklemiyor. Bu aşamada ne yapıyorum arkadaşlar? Tekrar başka bir hipotez kuruyorum ve sıralamaya oradan devam ediyorum. İşte telefon örneğine dönecek olursak şarja taktım baktım yine açılmadı. Ha, o zaman ne diyeceğim? Acaba telefonumun şarjı var mı? İkinci bir hipotez ne olabilir? Mesela o güç düğmesi bozuk olabilir. Basıyorsun basıyorsun ama açılmıyor. Bakın bu bir ikinci bir hipotez. Hemen ne yaparsın? Onunla ilgili deneyini tasarlarsın. Yani düğmeyi değiştirirsin vesaire. Arkadaşlar burada bu var. Yani deneyin sonucu hipotezimizi desteklemiyorsa tekrar hipotezimizi değiştiriyoruz. Destekliyorsa veriler analiz edip raporlanır arkadaşlar ve buradan sonra da tahminde bulunuyoruz. Yani işte diyelim tamam şarjda taktık açıldı telefon. Tahmin nedir? İşte eğer telefonun şarjı biterse telefon açılmaz gibi. Yani tahminde bunlar var. Arkadaşlar, bir problemin çözümüne yönelik bilimsel araştırma yöntemleri bu şekilde ilerliyor. Yani problemi belirliyorsunuz, gözlem yapıyorsunuz, hipotez üretiyorsunuz. O hipotezi destekleyecek deney yapıyorsunuz, kontrollü deneyler. Burada deney sonuçları hipotezini desteklerse tahminde bulunuyorsun ve rapor yapıp artık bir doküman analiz verin neyse hazırlıyorsun. Eğer desteklemiyorsa ne yapıyorsun? Tekrar geri dönüp hipotezini değiştiriyorsun ve aynı süreci bir daha tekrar ediyorsun. Şimdi bunların yanı sıra arkadaşlar, teoriler ve kanunlar var. Teoriler doğada gerçekleşen olaylar hakkında yapılan arkasında güçlü deliller bulunan açıklamalardır. Yani genelde doğa olaylarında neden sorusuna cevap verir arkadaşlar teoriler. Kanunlara gelecek olursak Doğa olaylarının nasıl gerçekleştiğini Açıklar arkadaşlar Ve dediğimiz gibi Nasıl sorusuna cevap verir Evet Burayı da açıkladıktan sonra Artık hücre zarı Konumuza geçelim gençler Şimdi e, Hücre zarını şöyle bir tanıtacağız Daha sonra hücre zarından Madde geçişleri işte difüzyon Ozmoz vesaire bunlara değineceğiz e, Tahmin ediyorum Biraz uzun sürecek. O yüzden bu konuyu ikiye bölmek istiyorum arkadaşlar. Bu birinci dersimiz olsun. Ee, biraz devam edelim. Madde, madde geçişleri konusuna geldiğimizde orada bir ara veririz. İkinci dersimizi de orada yapmış olalım. Evet şimdi hücre zarı nedir? Şimdi gençler burada gördüğünüz tren yolu şeklinde olan kısım aslında hücre zarı. Şu bir numaralı, şu da iki numaralı hücremiz olsun. Bakın her iki hücrenin de ne var? Şöyle kırmızı, kırmızı değil öyle işaretlemeyeyim de. İşte bir numaralı hücrenin hücre zarı ve iki numaralı hücrenin hücre zarı bu şekilde birbirlerine çok yakın bulunabiliyorlar. Şimdi hücre zarı neden oluşur? Zaten önceki derslerde de hatırlarsınız protein, karbonhidrat ve lipid yani yağ moleküllerinden oluşuyor tüm canlı hücrelerde bulunuyor arkadaşlar. Yani biz zaten ilk konumuz neydi? Canlıların işte ortak özellikleri, biyolojiyi tanımıştık. Orada dedik ki her canlı hücre veya hücrelerden oluşur demiştik. Tek hücreli, çok hücreli, ökaryot, prokaryot hiç fark etmez. Her hücrede hücre zarı bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla hücre zarının yapısında katılan moleküllerde nedir? Karbonhidrat, protein ve lipid lipitlerden de yine hatırlayacak olursanız yağlardan hatırlayın kim fosfolipitler bu hücre zarının ana iskeletini oluşturuyorlar tabi bunların yanı sıra glikoprotein ve glikolipit gibi çeşitli e, bileşenler de var arkadaşlar bu glikoprotein ve glikolipitler hücre zarımıza kimlik kazandıran proteinler arkadaşlar veya yapılar özür özür diliyorum evet bunlar dedik hücresel kimliği etkindir. Yani ne işe yarar bu? İşte hormonların veya çeşitli kimyasalların o hücreyi tanımasını tutunmasını sağlarlar arkadaşlar. Evet hücre zarı canlıdır gençler ve seçici geçirgendir. Yani öyle her elini kolunu sallayan hücreye giriş yapamaz. E, belli şartları taşıyor olması lazım. Dolayısıyla bu zardan seçici geçirgen olan bu zardan bazı maddeler kolay bazıları da zor geçer arkadaşlar. Burada şöyle bir liste yaptım. Bakın. Şimdi küçük moleküller büyük moleküllere göre kolay geçer. Nötr iyonlar yüklü iyonlara göre daha kolay geçer. Negatif iyonlar pozitif iyonlara göre daha kolay geçer. Yağda çözünenler çözünmeyenlere göre ve yağı çözenler çözmeyenlere göre daha kolay geçiş yapar. Burayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Muhtemelen birkaç sınavda karşınıza çıkacaktır. Yani buradan muhakkak bir iki soru gelir arkadaşlar hani hücre zarı ile eğer madde taşınımı söz konusuysa madde taşınımı buradan veya buradaki bilgileri kullanarak çözeceğiniz sorular gelir gençler evet şimdi hücre zarının görevi nedir bir bunu netleştirelim İlk ve en önemli görevi şu hücrenin bütünlüğünü korur ve hücreye şekil verir hücreyi dış etkilerden korur Hücreye kimlik kazandırır ki az önce söylemiştik arkadaşlar. Glikolipit ve e, işte lipoprotein şey, glikolipit ve glikoprotein gibi yapılarla hücreye kontrollü madde giriş çıkışını sağlar, besin, hormon veya mikroorganizmaların tanınmasını sağlıyor arkadaşlar ve hücrenin birbirlerini tanımasını ve iletişimini de sağlıyor diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de hücre duvarımız var. Hücre duvarı hücre zarından biraz farklı yapılara sahip. Ee, önemli olan şu. Bitkilerde mantarlarda bakteri ve bazı arkelerde bulunuyor. Bu arkadaşlar hücre zarına göre daha kalın ve hücre zarı canlıydı hatırlarsanız. Hücre duvarı cansızdır ve tam geçirgen bir yapıya sahip. Dolayısıyla hücre zarı gibi seçici bir geçirgen yapıya sahip olmadığı için öyle elini kolunu sallayan girebiliyor arkadaşlar tabi yine e, bu tür canlılarda hücre zarı da var Hani sadece hücre duvarı yok değil hücre duvarı artı hücre zarı var hücre zarına hücre duvarından geçse bile zardan geçemeyebiliyor arkadaşlar. Evet bu bitki mantarlarda hücre duvarı var dedik ama e, aynı değiller arkadaşlar hatırlayacak olursanız bitkilerde selüloz mantarlarda kitin bakterilerde neydi arkadaşlar? Peptidoglikan. Şöyle. Ve arkelerde de pseudopeptidoglikan olmak üzere farklı yapılarda moleküller içeren e, şekilde bitki hücre duvarları bulunuyor arkadaşlar. E, bunlar soru olarak karşınıza çıkabilir. Hani genelde Bitki mantar üç şu üçlü geliyor. Bitki mantar bakteri üçlüsü geliyor. Arkelerden pek hücre duvarı konusunda hani emin değilim. Yani çıkarsa da nadir çıkar. Bunları bilin çocuklar. Yani e, hangi canlıların hücre duvarı hangi maddeden oluşuyor? Bunları bilmenizde fayda var. Zaten buraya da yazmışız. Bakın hücre duvarı bitkilerde selüloz, mantarlarda kitin, bakterilerde peptidoglikan, arke bakterilerde seido peptidoglikan tabakasından oluşur diyeceğiz Evet cansız demiştik şimdi e, cansız ama tabi hücre duvarının da diğer hücrelerin birbirleriyle olan iletişimlerini sağlamaları açısından plazmodezma dediğimiz porlar geçitler bulunur Arkadaşlar bu geçitlerden e, hücrelerimiz birbirleriyle haberleşir hem de e, madde alışverişine olanak sağlar Görevi nedir? Yine hücreyi korur, hücreye şekil verir ve patlamasını engeller. Bu da hep komime gider ama e, çok önemlidir arkadaşlar. Eğer bir hayvan hücresini siz hipotonik bir ortama koyarsanız aşırı su alıp yani patlayacaktır, hemolize uğrayacaktır arkadaşlar. Ama hücre duvarı içeren hücrelerde böyle bir şey söz konusu olmaz. Ona da zaten değineceğim. Evet, şimdi hücre zarından madde geçişleri diyoruz arkadaşlar. İsterseniz burada bir mola verelim. Bir sonraki dersimizde buradan kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. O zaman iyi çalışmalar diliyorum. Güle güle.